konut satışları açıklandı. Ben hem konut satış rakamlarını size vermek istiyorum yorumlayarak hem de kendi piyasada yaşadıklarımdan küçük bilgiler ve alıntılar yapmak istiyorum. Bu yıl 1.087.349 adet olarak konut satışları 11 ayda gerçekleşti. Ve 2014 yılından beri gerçekleşen en düşük konut satış rakamı olarak da kayıtlara geçti. Nakiti olanlar için çok şanslı bir dönem. Öyle bir dönem geçiriyoruz ki, ama en önemli bekleyiş de yerel seçimler, seçim sonrası. Evet efendim, herkese merhaba. Soğuk, koyu gri, böyle sevimsiz, yağmurlu bir İstanbul gününden sizlere sesleniyorum. Dün konut satışları açıklandı. Ben hem konut satış rakamlarını size vermek istiyorum yorumlayarak hem de kendi piyasada yaşadıklarımdan küçük bilgiler ve alıntılar yapmak istiyorum. Türkiye genelinde konut satışları tabii ki piyasada da duyduğunuz, gördüğünüz, hissettiğiniz, okuduğunuz haberlerde de bildiğiniz gibi gayet durgun geçiyor. Ve gittikçe de konut satışları aşağıya doğru düşüyor. Çünkü insanlar şu anda çeşitli nedenleri var bunun. Hem mevduat faizleri hem ipotekli konut kredi faiz oranları derken piyasada şu anda nakit para çok değerli ve insanlar da biraz daha bu ihtiyaçlarını ertelemek durumunda kalmışlar. Şimdi Türkiye'de kalıyorlar ve ertelemeye de devam edecekler. Türkiye genelinde konut satışları gördüğünüz gibi şimdi Kasım ayının bir önceki yılına, yani 2022 Kasım'ına göre %20 azalmış durumda. %20.6'lık bir azalış var ve 93.514 adetlik satış oldu. Genelde biz neye iyi diyorduk? 110, 120, 130 bin olduğu zaman konut satışları gayet iyi oluyordu. Şimdi 93.514 adete kadar düştü. İstanbul 15.187 adetle birinci sırada, arkadan Ankara geliyor efendim. Ankara'da 8.250 adet konut satışıyla %8.8'lik bir pay var. Ve onun arkasından da 5.105 konut satışıyla İzmir 3. sırada. Bu biliyorsunuz bir dönem Mersin vardı, çok uzun bir dönem Antalya şeydeydi. Hatta böyle Mersin, Antalya bir dönem neredeyse en çok konutların satıldığı, hatta İstanbul'u bile geçtiği bir ay var diye hatırlıyorum. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.9 bir azalış var. Yani 11 ay değerlendirelim. Demin neyi değerlendirdik? 2022 Kasım'la 2023 Kasım'ını. Şimdi de Ocak-Kasım dönemini değerlendiriyoruz ve 11 aydaki konut satışları toplamına baktığımızda bir önceki yıla göre 14.9, yani 15.5'luk bir artış var. Peki ne oldu bu yıl? Bu yıl 1.087.349 adet olarak konut satışları 11 ayda gerçekleşti. Ve 2014 yılından beri gerçekleşen en düşük konut satış rakamı olarak da kayıtlara geçti. Geçen yıl Kasım ayında 117.806 adet olan konut satışı bu sene işte 93.000 adet olarak gerçekleşti. Bu arada mesajlar geliyor da onlara sinir oluyorum. İpotekli konut satışları ise 11 ayda 171.706 adet oldu. Bakın, ipotekli konut satışlarında çok ciddi bir düşüş var. Çünkü konut kredi faiz oranları inanılmaz yüksek ve ödeme yani astarı yüzünden de pahalıya gelmiyor. Tamamen pahalıya geliyor. Son zamanların en düşük ipotekli konut satış adeti olarak da bu da kayıtlara geçti. Yani 11 ayda 171.706 adet olurken işte maalesef 2022 yılının aynı dönemine göre de kaçtı? 2022 yılının 11 ayı 258.000'di. Yani çok ciddi bir şekilde neredeyse 100.000'e yakın, yani tam 100.000 değil ama 100.000'e yakın bir düşüş var. Satış rakamlarından da anlaşılacağı üzere tabii ki emlak piyasası son günlerde dalgalı, zaman zaman da durgun bir dönem geçiriyor. Biz bunu zaten sahada çok net olarak yaşıyoruz. Yeni yeni çözümler var. Şimdi baktığınız zaman bu 93.000 adet satışın içindeki ipotekli satışın payına o kadar az ki nakit alıyor insanlar. Nakiti olanlar için çok şanslı bir dönem. Çünkü gerçekten fırsat olabilecek. Hani her kriz bir zengin yaratır, her kriz bir
fırsat doğurur kelimelerinin veya işte deyimlerinin doğruluğunu da biz piyasada çok net görüyoruz. Çok ciddi 14 milyonluk bir mal geçenlerde 10 milyona bir alıcı buldu ve o da başka bir yerde başka bir şey almak istiyordu çok uygunla bulduğu için. Bunun gibi çok fırsat var. O fırsatları değerlendiriyor parası olanlar. Daha çok da 10-12 milyon liraya kadar olan konutlarda biraz daha fazla hareket var. 20 milyona kadar olan kısımda daha az hareketli. Yani 20 milyonun üzerindeki zaten yani 12 milyon 20 milyon arası daha az hareketli. 20 milyonun üzeri de tamamen fren yapmış durumda. İstanbul'da alıcılar arasında bu rakam normalleşti. Yani 10-12 milyon, 8 milyon, 9 milyon bu rakamlar artık normalleşti. Bunları artık yüksek demiyorlar. Hatta bunların bazılarını fırsat olarak bölgeye göre de görebiliyorlar. Normalleşen rakam dediğim gibi 8 milyon, 9, 10, 12 milyon arası. Bu rakamı olan yerlerle ilgili hareket var. Tapular oluyor ama tabii ki o eski tapu dairelerine girdiğinizdeki böyle tıklım tıkış nefes alamayacak durumdaki bir ortamda yok. Bunun üzerine yeni teklifler geliyor. Yeni yeni çözümler buluyor halkımız. Bunlardan biri de takas. Takas biliyorsunuz eskiden işte bir para üstüne de biraz belki başka bir malla işte müteahhitler bunu yapıyor. Mesela 10-15 tane dairesi var yapmış olduğu bir inşaattan İstanbul içinde bir arsa arıyor veya İstanbul içinde kira getirisi olan dükkanlar alıyor. Böyle değiş tokuş işlerine girmeye başladılar. Eskiden biraz para ve mal diyordum. Şimdi neredeyse para hemen hemen hiç yok gibi. Tamamen bir paket sunuluyor. Mesela ben Bağdat Caddesi'nde çok güzel, çok eski, çok geniş, eski ama çok prestijli bir tam Suadiye'de bir konut satıyorum. Bir daire, 250 metrekare. Buna gelen tekliflerden biri şöyle, işte 3 tane aracım var, işte hepsi de lüks araçlar. Bunlardan birini vereyim, şurada bir 2 tane arsam var, arsamı vereyim. Üstüne de kalanı 2 yıl gibi vadeli ödeyeyim şeklinde. Yani bunun dışında paraya hiç girmeden nakit olarak da tamamen yani nakit olarak diyorum tamamen paket olarak yani hiç nakite girmeden tamamen mal olarak da değiş tokuş yapmak isteyenler yani takas yapmak isteyenler yok var. Otomobili ve arsasını paket olarak sunanlar da var. Yani tek bir ürüne dahil bir ürüne teklif gelmiyor artık eskisi gibi. Daha çok paket gibi içinde farklı kalemlerin olduğu takas teklifleri gelmeye başladı. Piyasa koşulları artık bunu çıkardı. Eskiden çok nadir olurdu. Ben de hiç sevmem. Yani takas olacaksa mutlaka bir raporu olması lazım. Ekspertiz raporu. İkisinin de yani araç olacaksa araçla konut takas olacaksa arsayla da aynı şekilde. Burada kişilerin çünkü para kaybetmeleri çok da mümkün bana göre. Evet, bir miktar nakiti olan kişilerde o farkı tamamlamak için işte üzerine bazen mal teklif ediyorlar. Genellikle araç teklif ediyorlar. Şimdi öyle bir dönem geçiriyoruz ki neredeyse hiç nakit konuşulmadan paketler tamamen işte şu var bu var gibi. Bu da ayrı bir dönem arkadaşlar. Elinde nakit olan alıcının da şu anda çok güçlü olduğunu unutmamak gerek. Şu anda alıcı piyasasındayız. Yani parası olan istediği malı da bulabiliyor. Öyle bir imkanı da sahip. Nakit parası olan alıcı sessiz sessiz şu anda elindeki parayı değerlendirip emlak yatırımı yapıyorlar. Kredi maliyetleri bildiğiniz gibi %45-47 civarında. Artık bu maliyetlerle de kimse kredi kullanmak istemiyor. Birçok müşteri de mevduatlardan gelen sıcak paradan kopmak istemiyor. Yani esasında 1-1,5 yıl sonra konut fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketin olacağını herkes farkında. 2019'da sattığımız, 2020'de sattığımız, 2018'de sattığımız gayrimenkullerin, konutların şu anda gelmiş olduğu noktaya ve değere bakılırca hemen hemen 1-1,5-2 yıl sonra da konut fiyatlarında veya gayrimenkullerde yine aynı şekilde çok ciddi bir şekilde yukarıya doğru yükselmiş olacağı için değerlenmiş olacak. Ama işte diyorlar ki bana göre şu 3-4 ay faiz oranları, mevduat faiz oranları yüksekken biraz daha paramı değerlendireyim. İşte nasıl olsa bulurum. Belki biraz daha fiyatı düşer gibi. Herkes bir bekleyiş ve bir plan içinde.
Ama en önemli bekleyiş de yerel seçimler. Seçim sonrası ise ne beklendiğini gerçekten artık hiç kimse, hiçbirimiz bilmiyoruz. Şu anda durum bu şekilde. Tekrar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber, eğer önünüze bir fırsat çıkarsa ve elinizde de bir nakitiniz varsa, hele hele oturacak bir konutunuz yoksa, en azından şimdilik oturmasanız bile mutlaka onu değerlendirin. Çünkü inanın bana, çok yaşanmış ve çok da tarih tekerrürden ibaret, çok da başımıza gelmiş ve benim 35 yıllık çalışma hayatım içinde defalarca gördüm bunu. Bugün aldığınız malı 1 sene, 1,5 sene sonra alamıyorsunuz. O yüzden alınmış alınmıştır. Eğer değerlendirdiğiniz bir ev veya bir yer varsa mutlaka kaçırmamanızı öneririm. Evet, şimdilik bu kadar. Lütfen arsalar konusunda da bir video çekeceğim. Takasla ilgili de belki daha fazla bir şeyler de çekebilirim. Sizden ricam, birincisi, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olun ki ben de dediğim gibi devam edebileyim şevkle ve zevkle. İkincisi de yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıda bekliyorum. Görüşmek üzere, saygılar, sevgiler, iyi günler.